Merhabalar değerli takipçilerim. Yeni bir ürün tanıtımında yine beraberiz. Bugün sizlere Hailo Solar LS05 akıllı saat tanıtımını yapacağım, kurulumunu göstereceğim ve özelliklerine beraber bakacağız. Ben de çok fazla incelemedim, bakmadım. Sizlerle beraber saatimizin nasıl bir saat olduğunu, özelliklerine bakacağız. Şöyle genelde kutu arkasına baktığımız zaman İşte 30 saate kadar bir batarya, 30 güne kadar pardon, 30 güne kadar gidecek bir batarya özelliği falan var. Tip ekranı falan var. İşte belli başlı özellikler var. Nabız ölçer, kalp atışı, yürüyüş vesaire falan, uykumuzu takip edebilme özelliklerine sahip ve buna benzer özellikler falan var. Metal bir gövdesi olduğu söyleniyor. Buna da açıp beraber bakacağız. Ürünün fiyatını videonun sonunda söyleyeceğim. Çünkü ürünü görünce siz de şok olacaksınız. Belki aldığım fiyatın daha düşük fiyatında, şey fiyatları aralığında da bulunabilir ama genelde saate baktığımız zaman saat şu anda yani dışarıdan pahalı bir saat görünüyor. Piyasada bulunan 1000 ve üzerindeki saatlere eşdeğer bir saat gibi gözüküyor. Tabii açınca beraber göreceğiz. Şöyle bir kutu açılımımızı yapalım. Ya bakıyoruz. Kutu bu şekilde. Hafif bir kutu. Boş gibi görünüyor. Şöyle açıyoruz. Şöyle göstereyim takipçilerime. Şöyle. Saatimizi buradan çıkartıyoruz. Şöyle. Şu şekilde. Saatimizi koyduktan sonra içeriğine bakalım. Şöyle bir şarj kablomuz var. Şarj kablonun uç kısmı, saate bağlanan kısmı mıknatıs özelliğine sahip. Saatimizin arka kısmına getirdiğimiz zaman şurada görünen kısma şöyle kendiliğinden zaten oturuyor, şey yapıyor. Şarj ediyorsunuz. Ben deneme amaçlı size göstermek için saati daha önce şarj ettim. Ortalama 2,5 saat gibi bir sürede şarj oldu. Daha sonra saatimizin üzerindeki etiketi çıkartalım. Şöyle. Şu şekilde. Saate genel olarak baktığımız zaman takipçilerim, yani ucuz bir saat izlenimi yoktur. Gayet şık, pahalı bir saat izlenimi var. Ben bu saati daha önce bir arkadaşta gördüğüm zaman yani tahmin olarak 1000 civarında bir şey olarak düşünmüştüm. Ama arkadaş fiyatı söyleyince bayağı şok oldum. Ve hoşuma gittiği için ben de almak istedim saatimizi. Şöyle arka tarafta nabız ölçme için sensörlerimiz falan var. Şöyle düğmeye bastığımız zaman saatimiz aktif durumda. Farklı saat modları falan var. Onlara geçebilmek için ekrana 2-3 saniye basılı tutuyoruz. Şöyle ekran küçüldüğü zaman sağa sola kaydırarak saat formlarını görebiliyoruz. Kurulumunu kısaca ifade edeyim arkadaşlar. Evvela kurulumu ilk açtığımız zaman şarjı, yani şarjdan çıkarttıktan sonra açtığımız zaman ekranda bir kare kod geliyor. Şu anda ben kurulu olduğu için kare kod gözükmüyor. Kare kod geldiği zaman telefonumuzda kare kod okuyucumuz varsa kare kod okuyucusuyla ekrandaki kare kodu okuyup direktmen uygulamaya gidiyor. Uygulamada da Hailo Fun diye bir uygulama var. Onu şey yapıyorsunuz. Yazılımında, kitapçığında bir kod vardı. Onu girdim. Onda eşleşme sağlanmadı. Glory Fit diye bir uygulama var. Şöyle simgesi. Bunu kurduğunuz zaman bağlantı işlemi gerçekleşmedi. Şey yapmadı. Yalnız kare kodu okuttuktan sonra sağlıklı bir şekilde telefonu eşleştirip
kurulumunu yaptık. Orada gerekli izlenim ayarları verdikten sonra saat kullanıma hazır duruma geldi. Uygulamaya girdiğimiz zaman da uygulamada şöyle gördüğünüz gibi işte uygulamaya girdiğimiz zaman uygulamada işte konumumuzu ifade ediyor. İşte yakılan kalori, ondan sonra yürüyüş mesafesi, uyku, kalp, ondan sonra kilo vesaire falan bu tür aktiviteler takip edebileceğimiz, görebileceğimiz bir durum. Ben şu anda saati bir eşleştirmek istiyorum. Şu arada şunu da ifade etmek istiyorum arkadaşlar. Kurulum yaparken kare kodu okuttuktan sonra cihazı bağlamak için Bluetooth'unuzu açıp Bluetooth'tan cihazı bağlattıktan sonra uygulamaya açıp uygulamadan eşleştirme yaparsanız daha sağlıklı olur. Ben şu anda cihazımı tekrar bağlıyorum. Evet, cihazımız bağlandı. Şöyle genel olarak baktığımız zaman şöyle hatta şöyle bir 3 saniye basılı tutunca bir ekran küçülüyor. Şöyle sağa kaydırarak 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 saat, çeşit saat arayüzümüz var. Ondan sonra sağa kaydırdığımız zaman işte gün içerisindeki aktivitemizi gösteren yürüyüş, yaktığımız kalori vesaire falan değerler gösteren bir veri var. Burada nabız ölçme, kalp ve nabız ölçme arayüzü var. Kronometre özelliği falan var. Ondan sonra işte hava sıcaklarının dereceyi gösteren bir şey var. Ondan sonra bunun ne olduğunu ben de tam anlamış değilim. Bir bakalım. Evet, saatimizin ekranına aşağı doğru kaydırdığımız zaman da yine ayarlar menüsüne falan geliyor. Oradan hani kişisel ayarlarımızı yapıyoruz. Ondan sonra diğer türlü yine aşağı doğru kaydırdığımız zaman işte belirli ayarlara falan girip telefon eşleştirme ayarlarına bakabiliyorsunuz veya saatin ayarlarını yapıyorsunuz. Onlar ben de çok fazla karıştırmadım şu anda. Sizin kadar ben de yabancıyım. Ama sorularınız falan olursa onları da inceledikçe size yardımcı olmaya çalışırım. Kısaca bu şekilde ben yüzeysel olarak bir baktım arkadaşlar. Gelen mesajları gösteriyor eğer uygulamalardan izin verirseniz. Aramaları gösteriyor. Telefondan cevap verebiliyorsunuz veya reddedebiliyorsunuz. Yapabiliyorsunuz ama konuşma özelliği yoktur. Kamera özelliği yoktur. Onun dışında gelen mesajları görebiliyorsunuz. WhatsApp'tan olsun, Instagram'dan olsun, diğer sosyal medya aracılığıyla gelen mesajlarınıza buradan bakabiliyorsunuz. Bu şekilde bir özelliği var. Yani diğer saatlerde belki arama özelliği var, konuşma özelliği var. Bunda yoktur. Çok da istediğim bir özellik değil saatten konuşma.
Sadece gelen kişiyi göreyim. Özellikle trafikte ve dışarıda hani uygun olmayan durumlarda, toplantı esnasında olsun, şeyde olsun, gereksiz aramalara en azından geri dönüş reddederek ara bölmeden işinize devam edebilirsiniz. Bu şekilde bir özelliği var. Fiyatına gelecek olursak arkadaşlar, belki çok daha farklı fiyatlara alan arkadaşlar olmuş olabilir. Ben şu anki yeni verilerle 2021 Temmuz 16 fiyatı olarak aldığım mağazayı söylemek istemiyorum. Reklam olmasını istemiyorum. 259 TL'ye aldım. Ama 259 TL için, yani ilk önce biraz tereddüt ettim ama saati kullanmaya başladıktan sonra, yani saati kullanmaya başladıktan sonra paranın hakkını fazlasıyla verdiğini düşünüyorum. Kasa olarak güzel, görüntü olarak güzel, şık. Hem sportif hem de klasik olarak kullanabileceğiniz bir saat arkadaşlar. Şu anda söyleyeceklerim bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Eğer ki saatle ilgili sormak istedikleriniz de varsa yorumlar kısmından aklınıza takılan soruları sorarsanız yardımcı olmaya çalışırım. Çünkü şu anda saatin ben de yabancısıyım. Kullandıkça deneyimlerimi sorularınızın nispetinde size yöneltebilirim. Şu anda ben de saatin yabancısıyım. Kullandıkça deneyim ve izlenimlerimi sizlere yöneltmek isterim. Sizlerle paylaşmak isterim değerli arkadaşlar. Teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Esenlikler dilerim. Hoşça kalın.